10 Ocak 2023 Salı günü Fransa'dayız. Yabancı yarışlarda Mark yurt dışı at yarışları tahminleri YouTube kanalındayız arkadaşlar. Bugün yine tam 4 adet yabancı yarış var. Evet, 2 point de büyüyüp hemen burada listemiz çıktı. Hemen paylaşalım size. TCK liste çıkarttıkça paylaşıyoruz arkadaşlar. Birinci koşu 18-27'de handikap bir mücadele. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2600 metreye çıkacaklar. Marsilya'da bütün koşular sentetik kumda. Normal sentetikte arkadaşlar, sentetik kum. Evet, Yedili Plesi'nin bu ayağında bugün bu arada çok güzel sürprizler oldu bugün. Yani şöyle söyleyeyim, bizim hedef aldığımız ve derinlemesine çalışma yapabildiğimiz yegane yerlerden bir tanesi de burası. Tabii yani Allah mahcup etmesin ama burada Yedili Plese dahi altının yüksek oranda ikramiye verme ihtimali çok yüksek arkadaşlar. Onu söyleyelim. Evet, ilk atımız 9 numaralı Sancho. Eddie Hardaway'in bindiği bu safkan ilk atımız arkadaşlar. 4 numaralı Kasaman, Gallum Millet. 1 numaralı Namaste, Cheyenne Bans. Bu arkadaşlar bir apprentice olmasına rağmen 62,5 kilo, yani bu indirilmiş hali. Bu at normalde zannedersem 5 kilo koyun 67,5 falan olması lazım. Yani 4-5 kiloluk bir indirim var bunun, onu söyleyeyim. 1 numara. Ve 7 numaralı Ben de Dien. Burada Tony Picone ile devreye girecektir. 9, 4, 1 ve 7 diyoruz buraya. Evet, ikinci koşuyla beraber Ponte Vux'te Marsilya'da altılı gayan başlıyor. Handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar sentetikte. Evet, 12 tane safkan var arkadaşlar. Bu şöyle söyleyeyim, ikinci, üçüncü ve dördüncü koşular çok fazla at yazmamız gereken yerler. Maalesef burada tabii ki AGP1'ler her zaman için baki gelme ihtimalleri oluyor. Ama biz burada değerlendirmelerimizi ona göre yaptık. 11 numaralı Beres Vert ile başlayalım. Fabrice Veron ilk atımız burada. 10 numaralı Giantisme Gabriel Kongu ile ikinci atımız. Üçüncü atı olarak arkadaşlar 4 numaralı My Nest Ambre Molins ile Ecurie'lerden, 8 numaralı Makalya ile bu aynı zamanda Ecurie. 2 numaralı Alpino Gallum Millet ve 1 numaralı Mutraki Tony Picone. Son olarak 7 numaralı Pedistera Marie Waldhauser. Bu da Almanya'dan gelen Alman asıllı jockey arkadaşlar. 11, 10, 4 ve 8 ekürler, 2, 1 ve 7 numaralı safkanlar diyoruz arkadaşlar. Bu da şu 10 yaşındaki atları yazmadık. 5 ve 6'yı yazmadık. Üçüncü koşu, handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. 14 tane safkan var burada. Evet, burada da at yazacağız. 8 numaralı Night of the Opera. Burada Gregory Legras'la. İlk atımız bizim. 13 numaralı Checky Throw Land Ambre Moniz ve Ekirisi 1 numaralı Vanilla Blue Manon German. 13 ve 1 numaralı safkanlar. 14 numaralı Love to Excel, bu Eksiden Excel yavrusu Anthony Krastus biniyor. Aslında bu safkanın handikap puanları biraz daha yüksek olsaydı biraz bir alternatif banko var bir şey düşünebilirdik ama yine de takip edeceğiz AGF oranını bunu. 14 numarayı. 3 numaralı Amandero Silvan Ruiz ile. 5 numaralı Vipin Yurtiz Mendizabal ile. 9 numaralı Maxen Frida Valle Scarla ve 6 numaralı Mutual Tony Picone ile arkadaşlar. Bakın Tony Picone'ye burada gelmez dediğiniz anda arkadaşlar, bakın şu at özellikle Lope de Vega yavrusu kendini unutturmuş resmen. Tony Picone'nin öyle bir özelliği var, öyle bir atları biniyor ki artık hazırlıyorlar bir şekilde, bunlar bir organizasyonunu yapıyorlar. Artık yılların jockey'i bunlar zaten. Bu işleri Avrupa'da bilen Fransızlar bunlar. Bu şekilde mutlaka burada gelmez dediğiniz yerde bilin ki Tony Picone yarışa gidiyor. Dördüncü koşu, handikap 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 1500 metreye çıkacaklar. Evet,
Burada da 7 numaralı Sapiens Antonio Orani ile ilk atımız. Bunu da biz alternatif banko düşündük ama AG Foran'ın görmeden şimdi yanlış yönlendiremeyiz bunu. 7 numara burada Antonio Orani ile şanslı bir safkan. 5 yaş güzel bir safkan. 1 numaralı Chitose ya da Chitos artık nasılsa Chitos Fabrice Veron. 9 numaralı La Veloniz Anthony Crastus. 5 numaralı Hurricane Light Lena Antoniotti. Evet, bunların kendi atları bu arada. Bu Velberken Laberin. Velplanken Laberin, evet. Marie Velplanken. Kendi antrenörünü yapıyor. Hurricane Light arkadaşlar özel jockey ile gelmişler böyle. Onu da söyleyeyim size. Ve 10 numaralı Feel the Favor, Cheyenne Benz. Evet, bu da sürpriz konumunda olacaktır. Bunların da kendi atları, yine kendi jockeyleriyle geliyorlar burada. Evet, şimdi burası 7, 1, 9, 5 ve 10 numaralı safkanlar burada. Ön planda. Burada Frank Forrest'in mini 6 numaraya bir bakacağız. Onu da not alalım. 6 numaralı Keynes Dancer. Kenzie Dancer, evet. Frank Forrest'in mini. Bu safkanın da bakmamız lazım. Antrenörlerini bunlar kendileri yapıyorlar. Dikkat etmek lazım bunlara da arkadaşlar. Şimdi buraya kadar bu altılı zaten vereceğini verecek. Yani ikinci koşu, üçüncü koşu, dördüncü koşu altılıların kaderlerini belirleyecek. Yani altılı devir mi edecek, çok mu verecek, 5 kişi mi kazanacak, 10 kişi mi kazanacak? Şimdi bu noktadan sonra işler biraz daha kolay, biraz daha net. 5. koşu arkadaşlar, handikap 4 yukarı İngilizler 2600 metreye çıkacaklar. Burada 4 numaralı Bowling Green'i biz Antonio Orani ile banko olarak gösteriyoruz. Zaten son koşuda Antonio Orani yok, ilk kez biniyor. Daha evvelden, evet, burada bir birinciliği gözüküyor arkadaşlar bu safkanın, Bowling Green'in. Yine Marsilya'da burada. Bu sefer bu ata Antonio Orani biniyor ama bu ata binenler Mikel Barzolano, Christophe Samillon gibi usta jokerler biniyor. Atın 12 yaşın olduğunu size hatırlatırım. Bilemiyorum. Şimdi bunu biz şu anda banko olarak çok üstte bu. Yani grubun çok üstünde kalmış bu. Ama 12 yaşında olmasını burada dikkat etmemiz lazım. Aksi takdirde burada bakın bunun rakipleri 3 numaralı Ficha Olympia var. Moko var Anthony Crassus'la. Yani 3 ve 7 burada diğer rakipler. 12 yaş olması çok yaş arkadaşlar. Çok yaş var. Fakat grubun üstünde ama bizim şu anda gördüğümüz kadarıyla bu safkanın gelme ihtimali çok yüksek. Son ikinciliğini de burada Marsilya'da yaptı. Bu safkan koşuyor yani. 20 gün arası var. Bilmiyorum, herhalde emekli yapacaklar. Olay o. 6. kuşu satış kursu şartlı. 4 ve yukarı yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Arkadaşlar burada 7 numaralı Miss Believe Edu Hardwin'le bizim ilk atımız. Bu safkanın rakip noktasının 2 numaralı Charlene Chalou, evet, Ortiz Mendiz Abal'la. 3 numaralı Edited Lena Antonotti ile yine. Ve 5 numaralı Majordomo Fabrice Veron'la. Burayı 4 atla geçeceğiz. 7, 2, 3, 5 diyoruz. Ancak burada belki bir tane banko çıkartabiliriz. AG oranlarına göre son dakika şablonlarımızı izlemekte yarar var arkadaşlar. Evet, son dakika şablonlarımız herkese açık şu anda bir müddet daha. Kısa bir müddet daha. Daha sonra onların hepsini premium üyelere açacağız. Bilginiz olsun. Sadece premium üyeler izleyebilecek. 7. koşu satış koşusu şartlı. 3 yaşlı İngilizler 2000 metre çıkacaklar. Arkadaşlar burada şimdi son 2 koşusunu Marsilya'da Frida Valle Scar'la yapan bir 3 numaramız var. 3 numara alternatif bankomuz bunlar. Kazanmışlar. Kazanmış yani. Kazanmışlar dedim, şimdi başka bir hatta var çünkü rakip noktasında 1 numara. 2 tane sapkının mücadelesini izlemeyi burada planlıyoruz biz. 3 ve 1. Nip de Deroxen 1 numara Tony Picone ile. Ama bizim düşüncemiz burada ekürler arkadaşlar daha ön planda olarak görüyoruz. Çünkü şimdi 2000 metre diyorsunuz ama 5,5 kilo fark var. Bu safkanlar aynı grupların atı. Hiçbir fark yok ama burada gördüğümüz kadarıyla bu kilo avantajını Frida Valleskar kullanacaktır. Ama tecrübeli jockey Tony Picone de böyle burada gelir dediğin yerde zaten gelemediğini baz alırsak
alternatif banko yapıyoruz, rakibi de 1 diyoruz. Yani 3 ve 6 alternatif banko, 1 numara sıkı rakibi diyoruz arkadaşlar. Evet, burada bu Ponte Vieux ile ilgili görüşlerimizin de videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Herkese güzel bir salı günü geçirmesini diliyorum. Bugün normal şartlar altında Turfontaine var. Evet, tabii ki Antalya açık, Adana yayınımız kapalı. Ve Philadelphia ve Turf Paradise, bunlar da premium üyelerimize ait olarak açık arkadaşlar. Herkese bol şans.